Çok güzel bir renk değil mi ya? Mutluluk kanalına hoş geldiniz. Kahvemi yaptım, yola çıkıyorum. Bu hafta biraz kalabalığız. Birkaç arkadaş buluşacağız. Küçük bir kamp yapacağız. Bu kısımların aslında video ile hiçbir ilgisi yok. Ama öyle bir battık ki başlığıyla atınca daha çok izleneceğini düşünüyorum. O yüzden bunu da başlığa yazacağım. Baby aslında batmıyor. Egzozları tıkanıyor. Egzozları tıkandığı için de hava alamadığından sorun oluyor. Egzozların ağzını açınca aslında biraz tepine 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 çıkıyor. Evet, bu arkadaşın da tabii yardımları var. Evet, böyle çıktık. Şu sesin güzelliğine bakın. Hastasıyım. Tünellerde falan camı açıp öyle geçiyorum. Bu hafta yemek üzerine. Daha çok mini bir fırınım var, onu anlatacağım. Köpeği seviyorum burada. Bunun da sesi çok güzel. Seferihisar Ağzımak koyundayız. Orada köpek çok fazla var. Eğer giderseniz yanınızda mama vesaire götürebilirsiniz. Bunun da aslında çok konuyla ilgisi yok. Tek elle yumurta kırabildiğimi göstermek amacıyla yapmışım. Kalabalık bir kahvaltıydı. Bey Baba da 6 kişiyi ağırlayacak kadar tabak, çanak vesaire bir şeyler var. Dediğim gibi sadece elime odaklanın. Elimi yıkadım bu arada köpeği sevdikten sonra. Tek elle yumurta kırabildiğimi göstermek için yaptım. Videoyu editlerken sorun oldu. Göbeğim çıkmasın diye çok uğraştım. Ve menemenimiz. Bey Baba'nın içerisinde taşınabilir bir fırın var. Çok eski bir fırın. Ben Letgo üzerinden bir kullanıcıdan almıştım. Sanırım böyle 80'ler sonu 90'lar başı bir fırın. O fırını anlatacağım bugün size. O fırını çok aslında tek başım olduğum için çok fazla kullanmıyorum. Ama bu sefer kalabalık olunca orada güzel bir yemek yaptık. O yemekten sonra dedim ki o fırını ben anlatayım. İzleyenlere belki bir yerlerden bulurlar. Uf, yine acıktırdı gerçekten. Neyse, o fırınla ilgili biraz bilgi vereceğim. Taşınabilir, tüple çalışabilen küçük bir fırın. Aynı zamanda çanta haline geliyor işiniz bittikten sonra. Aracın içinde de kullanabilirsiniz, dışında da kullanabilirsiniz. Şöyle bir fırın. Evet, yani üst tarafları ocak oluyor, tek bir yerden yanıyor. Alt tarafında da bir fırın oluyor, üç tarafı kapalı. Gerçekten bir fırın gibi çalışıyor. Şöyle, üst tarafında bu dönerci ızgaraları gibi bir şey var. Bu tüpe bağlanabiliyor. Bu yandığı zaman aslında üstten ısıtıyor ama etrafı kapalı olduğu için aşağıya kadar ısı ilerliyor. Burada bir ızgarası var. Izgaranın altında da işte sebze vesaire pişirebileceğiniz, pişirdiğiniz şeyin suyu, yağı içine akabilen bir tepsisi var. Aynı zamanda böyle işte çok yapmadım ama dediğim gibi tavuk çevirebileceğiniz bir aparatı. Birkaç tane de şişi var. Bunların hepsini aynı anda kullanabiliyorsunuz. O yüzden tek kişi için değil ama kalabalık için bir anda bir sürü şey pişirebilmek adına güzel bir fırın. Çünkü aynı anda hepsini tek bir ocakla pişirebiliyorsunuz. Neredeyse hiç ısı boşa gitmiyor. Bu şekilde tüpe bağlantı yapıyorsunuz. Şu an ben onu boşa taktım. Dün gece yemekten sonra yıkamıştım. Sabah çekmek için kaldırmadım. Şöyle kaldırılmasını izliyoruz şimdi. Ben onu anlatacağım hızlı bir çekimde. Bu üst taraftaki hortumu ayırıyorsunuz küçüklükten. Bu ızgaralar iç içe geçmeye başlıyor. Kapak ve yan duvarlar birbirinin içerisine geçiyor. Özel giriş noktaları var. Alt ayakları dahil hepsi iç içe giriyor ve şöyle bir çantaya dönüşüyor. Yaklaşık 8 kilo falan herhalde ağır bir çanta. Ama çok yer kaplamıyor. Böyle. Bu haftalık bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin. Buraya mümkünse şarkı koyacağım. Yap bir güzellik be. Gel kanadı kalbim.